Hiç olmamış. Mürebbiye saçı gibi. Ne yapıyorum ben acaba? Alo. Geldim ben. Aşağıdayım. Tamam, hemen çıkıyorum. Anahtar nerede? Çantayı mı koydun yoksa? Kendine de umut, sen tam olsun. Günaydın uykucu. Günaydın. Sen beni mi izliyordun yoksa? Kızarmış ekmeğin kokusu hemen gözlerini açtı tabii, değil mi? Gerçekten çok nefis kokuyorlar. Ekmekleri komşu mu getirdi? Yok, komşu getirmedi. Meydandan aldım hemen. Bak, mis gibi köy biberi. Köy peyniri ve köy tereyağı. Hiç katkı maddesi falan bulamazsın ha, ona göre. Şunu da şöyle koyalım. Hı. Hepsi çok lezzetli gözüküyor. Şöyle tereyağımızı da sürelim. Heh, al bakalım. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Çok lezzetliymiş. Değil mi? Peki bir şey soracağım. Yani bunlar peynir ekmekse bizim şehirde yediklerimiz ne? Bu arada soba üstünde kızarmış ekmeği de ilk defa yiyorum. Hmm, sizin doğada ekmek direkt böyle fırından çıkıp kızarıyor değil mi? Tamam, şaka yapıyorum ya. Bak, sürprizi sonra sakladım. Soba üzerinde demlenen çay var ya, daha iyisini içmemişsindir. Demlenmiş. Nasıl? Lezzetli gerçekten. Kahvaltımızı yaptıktan sonra tapu dairesine gidelim de şu işlemleri bir an önce başlatalım. Bana biraz daha tereyağı sürer misin? Tabii ki. Thank you.
Sağ olasın benim canım. Aferin biliyor musun? Uzun zamandır ilk defa böyle güzel kahvaltı yaptım. Ellerin dert görmesin, eline sağlık aferin. Ay, şey diyorum, acaba bu güzel kahvaltının üzerine güzel bir sabah kahvesi mi içsek ya? Kahve. Tabii ben yapayım kahve. Yalnız aferin, aklında olsun. Mahalleli bugün kahraman kocanı geçmiş olsun demek için ziyarete gelecekler. Haberin olsun. Ay istemem ben kimseyi. Zaten zar zor yerleştik yeni eve. Ay düzene soktum, temizlik yaptım. Ay gelmesin kimse istemem. Ay batırırlar matırırlar onlar şimdi. Ama afedim. Bak senin artık şu teşrifat işlerine alışman lazım. Netice itibariyle senin kocan artık çok ünlü. Fenomen bir adam. Değil mi? Ya ki yılmaz tenekesini devirdikten sonra bizim hayatımız asla eskisi gibi olmayacak. Sen ve ben bu mahallenin en ünlü çiftiyiz abidim. Ya anladın mı? Ay ünlüyüz değil mi? Ünlüyüz. İyi madem gelsinler. Gelsinler tabii. Tabii. Aferin. Diyordum ya. Nurşah biraz abarttın sanki ya. Ne alt tarafı iki dilim ekmek yedim. Hem sen benim lokmalarımı mı sayıyorsun? Ya hayır tabii ki lokmalarını saymıyorum da yani mide fesatı geçireceksin diye korkmaya başladım. Sonuçta alışkın değilsin. Bak bu şehirdeki ekmeğe benzemez. Miden işitir hemen ona göre. Bak başladın gene sen şuna alışık değilsin yok bunu yapamazsınlara. Hem ben başka dünyadan mı geldim canım? Dur dur onu ben kendim aldım o çok acı ne yapıyorsun yanarsın. Bak normal acı değil baya baya acı haberin olsun. Ya bir şey olmaz bana. Ya emin misin bak ben söyleyeyim de. Eminim ben. Yanarsın ona göre. Düşündüğün kadar çıt kırıldım değilim galiba. Vallahi helal olsun. Yani ben buradan direkt acile gideriz diye düşünüyordum ama... Sen baya baya dayanıklı çıktın. Feri abla arıyor. Efendim ablacığım. Kenancığım nasılsın? Merak ettim bir arayayım dedim. Ne yaptınız? Çok sorun çıkardı mı Onursuz? Yok yok ablacığım çok şükür. Bir sorun yok. Şimdi biz Nurşah'la kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltımız bitsin. Çıkıp işlerimizi halledeceğiz. Hı. Sen de kendine iyi bak ablacığım. Allah'a emanet görüşürüz.
Neden onun yanında değilsin? Cihangir'i kastettiğimi biliyorsun. Her şeyden onun için vazgeçmedim mi? Neden onun yanında değilsin? Heyecanını mı kaybettin? Gizli saklı olmayınca çekici gelmiyor mu? Ne oldu? Sen iyi değilsin. Sen benimle böyle konuşamazsın. Bunları söyleyemezsin bana. Kimse söyleyemez. İzin vermem. Gerçekten hiç iyi görünmüyorsun. İyi olacağım. Tamam, çok sevdin. Anlıyorum ama bence yeter bak. Hadi artık kalkmamız lazım. Hem geç kalmayalım, daha dilekçeyi de yazacağız. Tamam, şu son lokmamı da yiyip ben yazarım onu zaten. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Galiba yarınlar yokmuşçasına yedim. Fark etmeni sevindim. Yani kahvaltı gerçekten on numaraydı. Hatta her gün olsa her gün yerim. Yani bu kahvaltı için buraya bile taşınabilirim. Yani buraya taşınabilirim derken nefesle ya da senden vazgeçeceğimden değil. Hep beraber burada yaşarız anlamında söylüyorum. Ya niye öyle bakıp strese sokuyorsun beni? Kahvaltıyı beğendim diye söyledim işte. Hadi avukat bey, bir sürü işimiz var. Doktora sorulacak soruları not etmiştim de. Unuttuğum bir şey var mı diye göz atıyorum. Neymiş onlar? Kalbindeki kurşun için yeni bir ameliyat gerekiyor mu? Ondan sonra ev merdivenli sorun olur mu? Spor yapılabilir mi? Yapılacaksa dozu nasıl olacak? Kahve miktarı, çalışma saatleri, temposu vesaire. Böyle gidiyor. Bakabilir miyim? On yedi madde. Öyle mi? Bütün detayları öğrenmek istiyorum. Bir madde dikkatimi çekti.
Hangisi? Ameliyat izi kalacak mı? Diğerlerini anladım da bunu niye soruyorsun? Sadece merak ettim. Açılan her yara iz bırakıyor diye mi merak ettin? Aslında biliyorum. Yara ne kadar büyük, ne kadar derin olursa olsun, eninde sonunda mutlaka kabuk bağlar. Acısı diner, sızısı geçer. İzi kalsa da bir önemi yok. Orhun Demirhanlı. Buyurun efendim, hoca sizi bekliyor. O çok ağır. Neden bana söylemiyorsun? Ver, ben atarım. Yok yok, ellerinin durumunu biliyorum şimdi. O yüzden söylemedim. Ben hallederim. Ellerin iyileşti. Sen iyileştirdin. Ne yaptım ki? Merhem sürdün ya. O bana iyi geldi. Sevindim. Yani daha çok şey yapmak isterdim senin için ama... İçerisi çok gergin. Afife Hanım burnundan soluyor sabahtan beri. Parmağımızın ucunda yürüyoruz. Niye? Ne oldu? Bilmem. Hira Hanım'ı sorup duruyor. Ne zaman gelecek? Niye gelmedi? Nerede kaldı? Bir taraftan dayım, bir taraftan Afife Hanım. Çok stresli. Bunlar yine ne istiyorlar kardeşimden? Durup durup geliyorlar üstüne. Ben de anlamadım ki. Psst. Ne oluyor orada? Beş adım. Gonca, kaç kaç. Kele avcısı geliyor. Literatürde az rastlanan bir durummuş. Tamam, sıra dışı bir durum. Ama ben bu yüzden kendimi kısıtlamayı düşünmüyorum. Daha önce nasıl yaşıyorsam, bundan sonra da öyle yaşayacağım. Hiçbir şey değişmeyecek hayatımda. Çocukluğumdan beri yaşadıklarımı düşününce... sadece listeye yeni bir şey eklenmiş oldu. Ben hep uçlardaydım. Seninle karşılaşmam... seninle yaşadıklarım bile bunun ispatı değil mi? Nerede, nasıl karşılaştık bir düşünsene. Ekstrem durumlar için bir çaba harcamama gerek yok. Nasıl olsa beni bulur. Bu da buldu. Ama ben yoluma böyle devam edeceğim. Bu kadar basit değil. Doktoru ikimiz de dinledik. Söylediklerini yok sayamayız. Eskisi gibi devam edemezsin. Daha dikkatli olman lazım. Ne dedi? Sporunu bile abartmadan, kendini dinleyerek yapacaksın. Her adımını kontrollü atman gerekiyor. Rahat davranamazsın yani. Kim ne söylerse söylesin, ben iyiyim. Yaşamanın
nefes alman ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladım. Üstelik bu kurşun burada oldukça hiç unutmayacağım. Hayat büyük bir armağan. Sen de öyle. Yanımdasın. Ve ben çok mesudum. Gerisi teferruat. Çok oyalandık. Hadi artık eve dönelim. Hem doktorun bir numaralı kuralı. Kendini mümkün olduğunca yormayacaksın. Nuşa ne oldu? Ya bir böcek var orada. Böcek mi? Hay Allah'ım, ben de gerçekten bir şey oldu sandım. Nerede böcek? Bak bak bak, şu sandığın altına doğru gitti. Gel bakalım gel. Yani örümcek görmesek seni tarantula sanacağız. Ya getirme onu benim yanıma. Ne yapacağız bunu? Dışarı at onu hadi. Hadi çık bakalım. Yalnız Nuşa, ne diyeceğim? Yani sen bu küçücük örümceğe bile bu kadar tezahürat yapıyorsan bizim işimiz iş. İstiyorsan Fatih'i çağırayım, gelsin alsın seni. Benim de işlerim bitince gelirim zaten. Ya adı üstünde fobim var diyorum sana. Neden anlamıyorsun? Fobi. Ayrıca hiçbir yere de gitmiyorum. Ya inat etme işte. Fobim var diyorsun. Güzel güzel git. Benim de işlerim bitince geleceğim diyorum sana. Gitmiyorum. Ya bak, konuşmayayım konuşmayayım diyorum ama zorla konuşturuyorsun beni. Nuşa, sen daha köy yolunda doğru düzgün yürüyemiyorsun. Böcekten korkuyorsun. Ama hala inat ediyorsun, bak kabul et. Köy yaşamı sana göre değil işte. Var ya, senin de yanında açık vermeye gelmiyor canım. Hemen pat diye yapıştırıyorsun insanın üstüne etiketi. Peki yalan mı? Yani böcekten korkup da köyde yaşayan gördün mü sen hiç? Kabul et diyorum, işte köy yaşamında yapamıyorsun sen. Ben mi yapamıyorum canım? Bir kere benim abim profesyonel dağcı. Ben doğanın bütün inceliklerini ondan öğrendim. Peki. Ya yemek? Hani diyelim bir yolunu buldun, doğada hayatta kaldın. Ama yemek yapmayı bilmiyorsun ki. Yani doğada hayatta kalmanın yolunu bulsan bile yemek yapamadığın için Allah korusun ölürsün Nuşa. Var mısın iddiasına? Ne bu? Çocuk muyuz biz? Ne oldu? Kaybedeceğini anladın, yan çiziyorsun. Ya yeter ki sen dediğini yap. Yap, ben kaybetmeye razıyım. Hadi bakalım, Odri meydan. İddialı lady'miz. Sen bir kere beni hiç tanımıyorsun. Burada yapabileceğimi göstereceğim sana. Hadi bakalım, göreceğiz. Göreceksin ve benden özür dileyeceksin. Ya yeter ki sen dediğini yap, inan ben gocunmam. Sana burada, bu doğa ortamında yapabileceğimi göstereceğim. Görürsün Kenan Çevik. Ya şöyle kim tutar seni lady'm, göster gücünü. Şaşırt beni biraz ya. Ya sen de geç dalganı bakalım. Aslında dalga geçmemiştim yani. Güzel bir yerden söylemiştim. Hadi gidelim, tapuya geç kalacağız yoksa. Bakalım ne kadar dayanabileceksin. Çok ayakta kaldın. Odana geç. Biraz uzan.
Önce maillerime bakmam lazım. Göndermem gereken birkaç şey var. Çalışma odasına geçeceğim. Doktorun söylediklerini duydum. Hemen yoğun, stresli bir iş temposuna girmemen gerekiyor. Ne olur biraz dinlensen. Doktorun söylediklerini ben de duydum. Ama öyle yatarak daha kötü hissediyorum kendimi. Çalışmak iyi geliyor. Ama söz vereceksin bana. Kendini yormayacaksın. Ben biliyorum. Şimdi kendini işe kaptırırsan dünyayı gözün görmez. Her şeyi unutursun. Her şey değil. Sen aklıma kasılsın. Seni unutmam mümkün değil. Ben de kahveni hazırlayayım. Ama kafeinsiz. Doktorum dediği gibi kahven kafeinsiz olacak. Hiç öyle bakma. Hiç içmemekten iyidir. Peki. Dediğin gibi olsun. Hanımefendi sizi odasında bekliyorlar. Hemen. Ya o sırada telefonla konuşuyordum, duyamadım ama telefonda konuştuğum memur ne dedi sana? Yani ne zaman çıkarmışlar bu kayıtları? Yani en hızlı şekilde halletmeye çalışacaklarını söylediler. Ben de telefonumu bıraktım, arayacaklar. Biz dilekçeyi verdik. Yani top artık onlarda. Madem bu kadar hızlı halledeceklerini söylüyorlar, o zaman bir gün daha kalalım köyde yani. Git gel falan. Boş yere değmez. Köyde bir gün daha dayanamayacağımı düşünüyorsun değil mi? Gerçekten bu dediğinden bunu mu anladın şimdi? Evet. Sonuçta artık seni senden daha iyi tanıyorum. Aa, aşk olsun ya. Neyse, ben şu adamla konuşmaya gideceğim. Feriha ablanın arazine çöken adam mı? Hı hı. Ne konuşacaksın ki onunla? Biz zaten insan gibi konuştuk, derdimizi anlattık. Eğer laftan anlayan birisi olsaydı şimdiye gereğini yapmıştı zaten. Olsun. Ben son kez yine bir konuşayım. Ya sen buradan eve geç. Hem zaten bak adamın evi yakın. Ben gelirim birazdan. Kesin başını belaya sokacak gene. Kenan! Seni yalnız bırakmayayım dedim. Siz hala burada mısınız ya? Gitmediniz mi? Neye gidelim? Ha? Bir şey mi oldu ki? Siz şehir insanısınız ya. Köy yerinde rahat edememiş olabilirsiniz diye. Olur mu olur ya. Herkes yapamaz burada. Biz herkes değiliz, sen rahat ol. İstersek de burada haftalarca kalırız. Bize hiçbir şey olmaz. Boşuna uğraşıyorsun birader. Tapum var diyorum size. O arazi benim. Laftan anlamıyor musunuz? Yalnız o topunun sahte olduğunu kanıtlayacağız. Size tavsiyem uzatmadan dönün evinize. Sonra bir takım can sıkıcı durumlar yaşanmasın. Sendin değil mi? Kim? Ne diyorsun anlamıyorum. Gece camı taşlayan. Sen bir taşla bizi korkutup kaçıracağını mı sandın ha? Sen hayırdır? Senin karşında çocuk mu var? Sen kimi korkutuyorsun? Bana bak. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Hadi bakalım. El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. Siz bilirsiniz. Kenan,
Hadi boş ver, gidelim biz. Hadi. Beni çağırmışsınız. Ailemizin üstüne lanetli kara bulut gibi çöktün. Sen hayatımıza girdiğinden beri bela kapımızdan eksik olmuyor. Orhun'un nasıl vurulduğunu öğrendim. Seni kurtarmak için göğsünü siper etmiş. Etrafına ölüm saçıyorsun. Önce Nihan'ımı benden aldın. Şimdi de oğlumun canına kastettin. Oğlum senin yüzünden kalbinde kurşunla yaşayacak. Ne oluyor? Neden bu kadar korktun? Ben Afife Hanım'ın çayını götürmüştüm. Tam kapıya geldim. İçeriden bağırış çağırış sesler geliyor. Ne sesi? Afife Hanım. Ortalığı yıkıyor. Hira Hanım'a bağırıyor. Ağzına geleni söyledi vallahi. Allah'ım ne olur kötü bir şey olmasın. Ben enişteme haber vereyim. Kene gibi çocuklarıma yapıştın. Kanlarını emiyorsun, yeter! Bugünden tezi yok. Defolup bu konaktan gideceksin. Hayatımızdan gideceksin. Bu daha başlangıç. Bakalım daha neler bekliyor seni. Orhun, ben de seni çağıracaktım. Müdahale etmen gerekiyor galiba. Anne, ne yapıyorsun? Kendine gel, yeter. Yetmez. Ne yapsam da yetmez. Sen bunun değersiz hayatını kurtarmak için kalbine kurşun yedin. Bu insan müsveddesi yüzünden az daha ölüyordun. Bu yüzden bana yeter deme. Yetmez. Şuracıkta nefesini kessem de yetmez. Kesemezsin. Kimse kesemez. Kimse ona dokunamaz. Şimdi kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Ben onun için gerekirse bir değil, bin kurşun için göğsümü siper ederim. Gerekirse o kurşunu tekrar kalbime yerim. Anladın mı? Adamdaki pişkinliğe bak ya. Neymiş? Can sıkıcı durumlar yaşanmasınmış. Allah Allah. Neyine güveniyorsa artık. Tam bir yüzsüz gerçekten. Aynen öyle. Çünkü kendisini kurnaz sanıyor. Bak sadece Feri ablanın arsasına değil, bütün köylünün arsasına göz dikmiş o çakal. Alışmış tabii korkutmayla, gözdağıyla, güçsüz insanların elinden istediklerini almaya. O yüzden böyle davranıyor. Aynen öyle. Ama ben bunu yanına bırakmam. Şu toplu dava bir sonuçlansın, bütün köylü alacak hakkını. Umarım. Avukat bey. Ben de sana gelecektim. Hayırdır muhtar, bir şey mi oldu? Köylü davadan vazgeçti. Niye? Vardır kendilerine göre bir bildikleri. Ben neden vazgeçtiklerini tahmin ediyorum da neyse. Hepsiyle bir teker teker konuşayım. Ben bir sorayım niye vazgeçmişler diye. Sağ olasın. Eyvallah. Eyvallah.
seni aldatan biri için mi bu sözler söylüyorsun? Anne yine mi aynı laflar? Sıkılmadın mı aynı şeyleri söylemekten? Hakikat bu çünkü. Herkes görüyor. Ama sen görmemek için direniyorsun. Nasıl böyle bir şeyi inkar edebiliyorsun? Cihangir öldü. Bu bile senin için bir şey ifade etmiyor mu? Anne yeter! Daha fazla bu saçmalıkları dinlemek istemiyorum. O beni aldatmadı. Bana hıyanet etmedi. Nokta. Anlıyor musun? Sok bunu artık kafana. Sana göre. Bu konuyu sakın bir daha açma. Eğer bir kez daha karşıma bununla çıkarsan, olacaklar için şimdiden seni uyarıyorum. Anlaşıldı mı? Sen beni tehdit mi diyorsun? Ben tehdit etmem. Ultimatum diyelim. Bugüne kadar hep rica ettim. Ama anlıyorum ki maalesef o noktayı çoktan geçmişiz. Sen kendi itibarını hiçe sayıyorsan, Demirhanlı isminin ağırlığını hafife alıyorsan ben ne yapabilirim ki? Yazık. Hem de çok yazık. Sen hiçbir şey yapma anne. Sadece sus. Susmaktan başka çıkar yolum yoktu zaten. Bu rezilliği örtbas etmek için sessiz kalmaya, içime atmayı mecburdum. Böyle bir iğrençlik duyulsaydı ailemizin, senin, Orhun Demirhanlı'nın nasıl bir duruma düşeceğini hiç düşündün mü? Bu kız yüzünden ailemizin yüzlerce yıllık ismi, şerefi, haysiyeti... Anne yeter artık! Bir daha sakın Hira'yı suçlayayım deme. Bu olayın en mağdur, en masum insanı o çünkü. Onu töhmet altında bırakacak. Tek bir söz bile etmeyeceksin bundan sonra. Anlaşıldı mı? Bu konuyu her açtığında aslında onu değil beni suçluyorsun. Bu konuda tek bir hata var. O da benim ona inanmamam. Şimdilik susuyorum. Sen istedin diye. Sağlığın daha önemli olduğu için susuyorum. Ama zannetme ki bu konudaki kanaatim değişti. Hep aynı yerdeyim. Suskunluğum sadece sağlığın için. Bırak ben konuşayım. Teyzeciğim kolay gelsin. Sağ ol yavrum. Teyzem kolay gelsin. Sağ ol evladım. Az önce muhtarla konuştuk da köylü davadan vazgeçmiş dedi. Neden biliyor musun? Bir köyün oğlu, bir ayvaz. Biz bu yaşta onlarla nasıl baş edeceğiz yavrum? Siz gidince bütün köylü adamla kalacak. Herkes bıktı vallahi. Hiç kimse uğraşmak istemiyor o habizle. Teyzeciğim sen hiç merak etme. Biz diğerlerin yanına doğrayacağız. Herkesin tek tek neden bu davadan vazgeçtiğini öğreneceğiz. Bana sorarsan vaktini boşa harcarsın oğlum. Ben sana diyeyim. Hamide'nin keçisi öldü.
Cafer'in oğlu işsiz kaldı. Übey halanın tarlasını da doğurdu oğlu bu sene hiç mahsul alamadı. Hangi biri diyeyim? Herkesin bir müşkülü var senin anlayacağın. Davadan da ondan çekindiler. O adamın bilmezsiniz eli kolu uzundur. Yatlaşmaya gelmez yavrum. Anladık teyzeciğim. Kolay gelsin tekrardan sana. Allah'a emanet teyzem. Sağ ol yavrum. Siz Allah'a emanet olun yavrum. Tahmin ettiğim gibi herkese gözdağı verip davadan vazgeçirmiş. Yalnız bu yaptığı tam bir zorbalık, farkındasın değil mi? Bu yaptıklarının yanına kalmaması lazım. Dursa kapı niye açık? Allah Allah. Çıkarken kapıyı açık mı bıraktın acaba? Hayır canım, eminim kilitlediğime. Arkamda kal. Ne olmuş buraya? Bu herif sınırını aştı artık. Ya Kenan, Kenan dur, sakin ol. Nereye gidiyorsun? Geçmiş olsun. Çok zayiat var mı? Kenan. Allah aşkına bak, sakin ol. Yanlış bir şey yapma lütfen. Ama söyledim ben size, buradan gidin. Bu tapu meselesini daha fazla kurcalamayın diye. Öyle köylüyle konuşup toplu davalara falan girmeler hayırdır? Yanlış yaptınız. Artık aramızda mesele kalmadı diye düşünüyorum avukat bey. He? Sen ne diyorsun? Ulan seni var ya, ulan seni var ya! Kenan. Lan defol git. Ayrılın. Hocam, defol git. Elimde kalırsın. Ya, defol git. Tarafını soracağım. Hadi. Görün. Hadi öder. Defol git lan. Hadi öder. Hadi. Hadi öder. Hadi. Hadi. Hala konuşuyor. Defol git lan. Kalacak elimde. Sil, supur. Bu Musa da insan. Daha sabah koca depoyu boşalttım, bastan yerleştim. Ne zaman dinlenecek bu Musa? Herkesin yandı, onunki patlayan mı? Su yapraklar, yarın supursam ne olurdu sanki? Ah! Belim! Eğil! Belim! Vallahi belim koptu. Tırmak kullanmamı da yasakladı. Gaddar kaya, böyle ceza mı olur? Benim ellerim tırmak mı olur? Vallahi oldum, bittim. Yorgunluktan. Alo, ne haber canım, nasılsın? İyiyim ben de. Ben seni neden aradım biliyor musun? Çok bomba bir haber var elimde. Annemin söyledikleri için bir kez daha özür dilerim senden. Ne söylesem boş.
hakikat diye kendine belirlediği şeyden geri adım atmıyor. Sinirlenme. Boş ver. Şu an sağlığın her şeyden daha önemli. Rüya o da aynı şeyi söylüyor. Ama lafını söylemekten de geri durmuyor. Doktorun söylediklerini unutma. Olmaz böyle. Ne olursa olsun, ne söylerse söylesin. Sen sakin kalmalısın. Biliyorsun zaten Afife Hanım'ın fikirlerini... Ne beni? Ne annemi? Başka kimseyi düşünme artık. Bir kez olsun kendini düşün sen de. Kaçamayacağımız şeyler var. Sen ne kadar düşünme desen de iyi ya da kötü. Tüm bu yaşadıklarımız bizim gerçeğimiz. Ne Musa? Fidan. Neden buraya dikiyorsun? Patron istedi. Özellikle buraya dikmeni mi istedi? Evet. Sokulan fidan yerine dik dedi. Bu da o fidanın cinsindenmiş. İste. Bu sökülen fidan değil ama Musa. O da fidan, bu da fidan kardeşim. Biraz daha küçük ama fidan iste, değil mi? O fidan söküleli bir haftayı geçti. Bir haftadır toprağından ayrı. Bir çöp yığının altında çürüyordur şimdi. Belli olmaz ki kardeşim. Belki yaşıyordur başka bir yerde. Tutunacak toprak belki bulmuştur. Kalbinde açtığım yaranın neden olduğum boşluğun farkındayım. Elimden geleni yapıyorum. Daha fazlasını da yapacağım. Kalbindeki yaraları iyileştirmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Aynı o fidan gibi. Biz de yeniden toprağa tutunacak bir kök bulacağız kendimize. Sana söz veriyorum. Kimsenin seni üzmesine izin vermeyeceğim. Kimsenin. Eğer biri ağzını açıp tek kelime söyleyecek olursa o saniye beni karşısında bulacak. Bunları konuşmayalım artık. Bana inanıyorsun değil mi? Çok kötü şeyler yaşadık. Evet. Benim için kaldırması çok ağır şeyler. Ama pes etmeyeceğim. Kolay olmayacak ama... kimsenin beni yıldırmasına müsaade etmeyeceğim. Sana çabalamaktan vazgeçmeyeceğimi söyledim. Toprağa tutunmak için... yeniden yeşermek için... elimden gelen ne varsa yapacağım.